Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Onun da altını e evet, çizelim. Evet, biz de bundan sonra Morutsan olarak telaffuz edeceğiz. Çünkü Morutan okunduğu gibi bize de kolay geliyordu aslında. Ee, Morutsan'dan başlayalım o zaman. Başlayalım. Hazır anmış. Bakalım program... Çok etkiliydi. Evet. Kaç program devam edeceksin morutsan <laughs> Yani Moruklara evet alışmaya başlayalım. Kendisi ilk 10-15 dakika tabii ki e, bir oyunu tarttı, baktı. Galatasaray'da bekleyerek başladı aslında. Kasımpaşa ilk 10 dakika topun hakimiydi. Ama sonra Galatasaray'ın tekrar 4-1-4-1'e döndüğünü gözlemledik. Galatasaray kadrosunda Berkan'ın kullanımını hep haftalardır bekliyordum. Ki bunu programlarda ifade etmiştim. Ve dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Berkan'ın özellikle Morutan ve Jetson'u da katarak söylemiştik. Jetson gelirse e, ofansif orta sahaların da katılımıyla Berkan'ın 6'ya evrilmesi mümkün olabilirdi. E, beklediğimiz gibi de oldu. Ama ilk yarı özellikle çok koşmasına rağmen Berkan biraz daha oyun sertliğini, biraz daha rakibe yakın oynama özelliğini geliştirmesi gerekiyor. Şimdilik 6 için Galatasaray'ın gözü kapalı 6 numaraya ön liberoya koyacağı oyuncu mudur? Orada bir soru işareti var. Bunu belirtelim. İlk yarı Galatasaray yine iştahlı. Yine ofansif anlamda ilk 10-15 dakika sonra inanılmaz bir yarım saat geçirdi. Yani şu ana kadar belki de resmi maçlar başladığından beri Galatasaray'ın en parıltılı yarım saatini gördük. Bunda çok etken var. Kasımpaşa'nın oyununun buna uyuması, Galatasaray'ın yaş ortalamasının ve yetenekli oyuncu sayısının artması. Morutsan'ı hoca sağ iç olarak konumlandırdı. Berkan ön libero, sağ iç, Morutsan sol iç çıkıldı o şeklindeydi. Sağda formda Barış, solda formda Şere. Kerem. Şimdi böyle hareketli bir oyun olduğu zaman Galatasaray tabii keyif verdi. Ama bir türlü Cagne o geçen maçtan kalan kaçırma alışkanlığını devam ettirir. Bazen böyle olur. Geçen maç 3 tane atabilirdi. Bu maç en az 2 tane atabilirdi. Bambaşka bir senaryodan bahsederdik. Bol bazen böyledir. Ama ne kaçırdıkça daha da hırslanıyor. Hırslandıkça daha da kaçırıyor. Böyle bir sarmala girmiştir. Kendi içinde. Kendiyle savaşıyor. Evet. Yani oyun içinde onu gözlemliyorsunuz. Hoca da bekledi bekledi ve en son artık Mustafa Muhammed'i ikinci yarı değerlendirmek istedi. Galatasaray ikinci yarı. Taylan'ın da girmesiyle beraber bir kere o gol yani yenilen gol Galatasaray'ın oyununun ne kadar dalgalı olduğunu da gösteriyor. Galatasaray birden 90 dakikada 15-45 arasını harika oynarken 45'te Fanarnol bireysel olarak bence en az Taylan'ın bu hatası kadar konuşulması gereken bir konudur. Sevgili Evren ben Fana de bir girmek istiyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray Çaykure Spor Başkanı Tahir Kıran'ı mahkemeye veriyor. Galatasaray'ın başı bir türlü rahat ermiyor maalesef. Uzun süredir Oğulcan Çağlayan transferi konusunda anlaşma zemini arayan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile anlaşma noktasına gelmiş, hatta verilecek futbolcular konusunda el sıkışılmıştı. Daha sonrasında Galatasaray yönetiminin tahkim kurulu mahkemeye vermesinden sonra Çaykur Rizespor'un garip bir isteği oldu. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu tahkim kurulu davasını geri çekmesini istedi. Ama garip bir durum var ortada. Mahkeme konusu Çaykur Espor ile alakalı değil fakat neden Tahir Kıran'ın böyle bir isteği var? Akıllara arka kapılar ardından çevrilen dolaplar geldi. Tahir Kıran'ın bugün apar topar yaptığı basın toplantısında tek hedefi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Reza Demirdi. Hem başkanımızı hem de başkan yardımcımızı yalancılıkla suçladı ve şov yaptığını söyledi. Acilen GSTV'de konuşma düzenleyen Rezaep Özdemir de belgelerle bunları kanıtlayarak Tahir Kıran'ın yalanını ortaya çıkardı. Şimdi hem Galatasaray Başkanı Burak Elmas hem Başkan Yardımcımız Avukat Rezaep Özdemir Çaykur Başkanı Tahir Kıran hakkında hakaretten tazminat davası açacağı bilgisi verildi. Şimdi ortada bir durum var. Tahir Kıran neden Çaykur Rizespor ile alakası olmayan bir konuda kavga etmeye çalışıyor? Acaba TFF'den emir mi alıyor? Bunların da iyice araştırılması gerek. Falcao'nun da menajeri açıkladı. Kulüp arıyorum. Radamel Falcao'nun menajeri Ahmet Bulut Sportsel'den Okan Oruç'a konuştu. Falcao'da son durum nedir? Şu an yurt dışındayım. Falcao dahil bazı oyuncular için kulüp arayışı içerisindeyim. Peki Falcao'ya teklif var mı? Galatasaray'a ulaşan henüz resmi bir teklif yok. Sosyal medyada iddia edildiği gibi İtalya ekiplerinden biriyle anlaştığı haberler ise şu an için yalan. Falcao'nun önceliği Avrupa mı Amerika mı? Kararı kendisi verecek. Ancak Amerika'dan da Avrupa'dan da istediği tarzda teklifler yok. Falcao'nun yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda takımda kalması gibi bir ihtimal var mı? Hayır yok. Galatasaray Falcao ile maddi durumlardan ziyade performansına ötürü yolları ayırmak istiyor diye Ahmet Bulut soruları cevapladı. Galatasaray Kaan Ayan transferini bitiriyor. Galatasaray'da transfer bitmedi bitmiyor. Sarı kırmızılar tahtanın kapanmasına ramak kala bir bomba daha patlatmak için geri sayımda. Hedefteki isim ise Fatih Kerim gözdelerinden biri. O da Kaan Ayhan. Özellikle son iki transfer döneminde Ada Aslan'la ciddi şekilde anılan milli futbolcuyla uzun bir süredir Beşiktaş'ta yakından ilgileniyordu. Ancak Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istedi Kaan'ı yönetim bitirmek üzere. Marka o konusunda bu hafta içerisinde kesin olarak çözecek olan Galatasaray oradan gelen parayla genç futbolcunun bonservisini alacak. Başarılı futbolcunun kulübü Sasol istediği yüksek bon servis bedelini aşağı çekmek adına bir süredir pazarlık halinde olan idareciler 5 milyon euro gibi bir bedelle transfere nokta koyma düşüncesinde. Napoli ile yapılacak görüşme sonrası Marcao'nun satışını gerçekleştirecek olan Galatasaray ardından da Kaan'ı resmen kadrosuna katacak. Daha önce bu konuda defalarca Trem'le görüşen Kaan'ın da Florio'dan ev bakmaya başladığı gelen haberler arasında. Alparslan Öztürk de A milli kadrosuna davet edildi. Galatasaray forması giyen Alparslan Öztürk'e müjdeli haber geldi. Öztürk'ün 2020 FIFA Dünya Kupası elemeleri için A milli takımına aday kadrosuna dahil edildiği açıklandı. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı da milli kadroya davet edilmişti. Fernando Muslera'nın da Kasımpaşa kabusu bitmedi. Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapamayan Mustera, Kasımpaşa karşısında kritik kurtarışları imza atsa da kalesinde 2 gol görmekten kurtulamadı. Tecrübeli eldivenin süperlik kariyerinde Trabzonspor ile birlikte en fazla gol ettiği iki takımdan biri Kasımpaşa oldu. 17 maçta 24 gol. Dostlarım biraz daha Avrupa'dan futbola bakalım. Barcelona'dan bir Türk transferi daha henüz 17 yaşında. Katalan devi 17 yaşındaki genç yeteneği Kayseri elinden 4 milyon euro karşılığında alıyor. Laporte başkanlığındaki Barça Kayseri genç yeteneği Emre Demir'i kaçırmadı. Futbola 2012 yılında Kuvayi Milli Spor altyapısında başlayan genç yetenek ardından Kayseri Spor altyapısına girdi. 7 sezon altyapıda eğitim alan Barça'nın yeni transferi 2019'da A takıma yükselmişti. Ronaldo Gentli genç yıldız geri geldi. Cristiano Ronaldo'yu kaybeden Juventus, hücum hattını eski futbolcusuyla takviye etti. Golün edildiği bilgiye göre İtalyan ekibi Moussa transferi için Everton ile anlaşma sağladı. Juventus, geçmişte Keane ile çalışan teknik direktör Allegri'nin transfer onay vermesiyle harekete geçmişti. Ronaldo'nun Manchester United'a satılmasıyla gol yollarında ciddi bir boşluk meydana geldi. Juventus'un bu açığı yakından tanıdığı bir isimle kapatmayı tercih etti. Transfer döneminde önemli isimlerin eklerine bağlayan Galatasaray şimdi de genç ve gelecek vadeden oyunculara yöneldi. Foto maçın derlediği habere göre gündeme gelen futbolculardan biri de gurbetçi golcü Mirhan İnan. Aslan Almanya'da doğup büyüyen ve Stuttgart'ın altyapısında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 14 Haziran 2003'te dünyaya gelen Mirhan İnan kariyerine Reutling altyapısında başladı. Ardından Stuttgart altyapısına transfer olan İnan 2020'den beri Stuttgart U19 takımında forma giyiyor. Baş mevkisi stoper olan gurbetçi futbolcu 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Miran İnan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2022'de bitecek.